Sayın hocam, evet, haftaya hazırlıklar başladı. Şu anda değerli izleyicilerimiz takımı görüyorsunuz. Evet, bir gün dinlendiler. Daha sonra salı çarşamba idmanlar devam ediyor. Şu anda Pazarşehir stadından evet, görüntüleri sizlere sunuyoruz ve hocamız yanında. Evet hocam, çalışmalar başladı. Hacettepe mesaisi başladı. Taraftarlarımıza, spor severlerimize, uzak yakın. Evet, bizleri seven, Pazarspor destekleyenlere neler söyleyeceksiniz? Evet, Bulvar maçından aldığımız bir puanla beraber 3 hafta görevdeyken 3 puanla devam ediyoruz. Tabii bu puanlar çok önemli. Belki kamuoyunda tabii hepimiz galibiyet isteriz ama bulunduğumuz konum ve bizden önceki süreci düşündüğümüzde yenilmemek, puan almak çok önemli noktaya geldi. O bir puanlar bizim için artı olarak düşünmek zorundayız. Bu hafta da Hacettepe ile oynayacağız. Yine kritik bir maç. Her iki takım için çok kritik. Hacettepe için oldukça önemli bir karşılaşma. O da büyük ihtimalle 3 puan için buraya gelecektir. Ama biz 3 haftalık kaybetmeme düşüncemizi artık 3 puanla taşlandırarak artıya geçmek istiyoruz. Daha rahatlamak istiyoruz. O nedenle güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ama kendi sahamızda oynuyoruz. 3 haftalık gol yememe sistemine artık gol atmayı da ekleyerek daha iyi bir noktaya gelmek istiyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Ama dediğim gibi kalan 7 haftada maksimum puanlar alıp Pazarspor'un öncelikle tehlike bölgesinden uzaklaşmasını sağlayacağız. Bundan da sporcularımızla biz de inançlı bir şekilde devam ediyoruz. Ama tabii ki eksiklerimiz var, sakatlarımız var. Kaptan Aykut ve bu hafta da büyük ihtimalle geçen hafta gibi Kalkan yine aramızda olmayacak. Muhammed Emre Kalkan. Ama kalan sporcularla sonunda yine mücadelemizi iyi bir şekilde devam edeceğiz. Burada tabii seyircimizin faktörü çok önemli. Artık rahat bir ortamda değiliz. O nedenle seyircimize gerçekten çok büyük ihtiyacımız var. Pazarspor seyircisi yıllardır bu liglerin deneyimli, futbolu bilen bir taraftar ve centilmen bir taraftarı var. O nedenle bu hafta mutlaka coşkularıyla, bütün enerjileriyle arkamızda olsunlar. Çünkü onlara gerçekten çok ihtiyacımız var. Sadece sporcu ve teknik adamlar bu işle bitmiyor. Seyirci gerçekten önemli bir faktör. O psikolojik güce bize katmaları gerekiyor. Onları bekliyoruz. O nedenle bizden elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan en ufak şüpheleri olmasın. Ama onlara da ihtiyacımız var ve bu hafta 3 puan almak istiyoruz ve yolumuza iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz. Hocam, gün ve saati verebilir miyiz? Açıklandı. Pazar günü saat 2'de karşılaşmamız. Evet, pazar günü saat 2'de. Kendi sahamızı dönüyoruz. İnşallah da 3 puanla evet, yolumuza devam ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz, hocamızın yapmış olduğu demeçleri verdiniz. Şimdi demeçleri verdikten sonra artık hazırlıklar başlıyor. Son sözü ve noktayı koydu. Bildiğiniz gibi evet, futbol sahada oynanıyor ama 13. Ve işte özellikle taraftar olarak çok önemli bir noktadayız. Bu nedenle tüm taraftarları bekliyoruz. Dedi. Şu anda gördüğünüz gibi hocamız takımı topladı. Her zaman olduğu gibi bir konuşmasını gerçekleştiriyor ve daha sonra da evet, maç hazırlıkları başlayacak ve tüm maç taktikleri verilecek. Bizlerde bir aksilik olmazsa inşallah pazar günü saat 2 itibariyle evet, uzakta olan spor severlerimize maçı vermeye çalışacağız. Etlütlü.kobal Facebook sitesinden şu anda uzun zamandır bildiğiniz gibi takip edenler bilir. Uzaklardaydık ama şimdi Pazarspor'un ve pazarın yanındayız. Bu nedenle evet, bir aksilik olmazsa inşallah 3 puanı siz hem Pazarsporlarımıza hem pazardaki izleyicilerimize hem de uzaktaki spor severlerimize armağan edeceğiz. Evet, buradan yapmış olduğumuz yayın buna sona eriyor. Hoşça kalın.